Arkadaşlar merhabalar, Karacan TV hepiniz hoş geldiniz. Tarih dersinde bugün Emeviler Abbasilerin sosyal hayat, devlet teşkilatı ve kültürel yapısı ile devam edeceğim. Öncelikle bir önceki videomuzdan ibaretli bir soruyla başlamak istiyorum bu dersimize. 2017 sorumuzla bakalım arkadaşlar, YGS sorusudur. Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili olarak diyor, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Abbasiler Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandı. Bu sayede Abbasiler döneminde Türklerin İslamiyet'e geçişi hızlandı. Özellikle Mutasım döneminde Türkleri önemli devlet makamlarına, ordu komutanlıklarına getirdiler. Ayrıca Bizanslılarına yakın kurdukları şehirlere Türkleri yerleştirerek ülkelerini Bizanslılarına karşı saldırılarına karşı güvence altına aldıklarından bahsetmiş. Hangisine ulaşamıyoruz arkadaşlar? E şıkkından başlayacağım şimdi. Bizans ile sınırında anlaşmazlıklar yaşandığını, güvence altına alıyorsa demek ki burada bir anlaşmazlık yaşanmış ki buranın güvenliğini sağlamaya çalışmışlar Türklerle beraber. Peki Arap milliyetçiliği yapmadıklarına demiş. Arkadaşlar Arap milliyetçiliği yapmamışlardır. Çünkü burada kimler yer almıştır? Türkler yer almıştır. C'ye baktım, idari hizmetlerde farklı unsurlardan faydalandıklarına demiş. Zaten Türkler burada söz konusuydu. Buna da ulaştım. Türklerin askeri yeteneklerinden yararlandıklarına demiş. Evet ki güvenlik için onları değerlendirmişler. A şıkkına baktım. Bizans topraklarının büyük kısmını fethettiklerine böyle bir bilgiye sahip olamıyorum. Cevabım o yüzden Adana olacak arkadaşlar. Peki Abbasilerde devlet teşkilatlanması ve kültürel yapıdan devam edelim arkadaşlar. Abbasi devletinin hakimiyeti altında kimler varmış? Araplar var. Bunun dışında İranlılar, Türkler gibi çeşitli kavimlerden oluşan mezheplerden insanlar yaşamaktaydı. O zaman burası çok uluslu bir devlet yapısına sahip arkadaşlar. Ayrıca zımmi adı verilen, zımmi demek arkadaşlar gayrimüslim demektir. Peki bakalım kimler var? Yahudiler var, Hristiyanlar var. Peki çok uluslu yapıya da sahip olduğundan bahsettik. Abbasilerde Arap toplumu genel olarak Havas ve Avam denilen iki tane kesimden oluşmaktaydı. Halifenin yakınlarına ve üst düzey devlet adamlarına Havas, üst düzey olacaklar. Havas tabakasında esnaf tabakasındayken esnaf, çiftçi gibi, diğer gruplara ise Avam ismi verilmekteydi arkadaşlar. Bunlar da zengin sınıfıdır diyebiliriz. Peki Abbasi şehirlerinde asayiş, şurta adı verilen bir teşkilat tarafından sağlanırdı. Harun Reşit döneminde ise arkadaşlar bu işlerin, adalet işlerinin düzenli hale getirilebilmesi için Kadıl Kudat adı verilen Kadıl Kudatlık, yani baş kadılık makamı kurulmuştur. Peki yine halifelerin otoritelerinin zayıflaması üzerine Emirül Ümeralık makamı oluşturulmuştur. Yani arkadaşlar merkezi otorite sağlanamıyorsa bu yüzden de küçük teşkilatlanmalara başvuru yapılmış. Yani o dönemin valileri gibi düşünebilirsiniz. Ülkede çıkan isyanların bastırılması için de Divanüz Zenadika. Arkadaşlar zındıktan türemiştir. Zındık demek gayrimüslim demektir arkadaşlar. Eski dilde kafir, gayrimüslim gibi anlamlara gelebilmektedir. Yani bu gayrimüslimler için oluşturmuş oldukları bir kurumdur diyebiliriz. İsyanların bastırılması için kurulmuştur. Peki Abbasilerde devlet işlerinin görüşülmesi için farklı divanlar oluşturulmuştur. Bakıyorum hemen divanlara. Divanül Beytül Mal. En güzel hazine demektir arkadaşlar. Devlet hazinesi oluşturulmuştur. Mali işlerden sorumludur. Divanül Ceyş. Askeri işlerden sorumludur. Divanül Tevki. Arkadaşlar yazışmalardan sorumludur. Divanül Berit. Posta ve haberleşme teşkilatıdır. Divan-ı Mezalim, idari ve
adli alandaki haksızlık ve hataların görüşülmesinden sorumludur. Arkadaşlar, divan-ı mezalim bir üst mahkeme gibi de düşünülmektedir. Zalimlerin yargılandığı yer anlamında da aklınıza gelebilir. Bilimsel ve kültürel alana bakalım arkadaşlar. İleri bir seviyedeydi zaten. Abbasiler, Çinlilerden kağıt yapımını öğrendiler. Semerkant başta olmak üzere birçok şehirde de bu yüzden de kağıt atölyeleri kurmuşlardır. Bu dönem Hint ve Yunan dillerinde yazılmış eserler tercüme edilmiş. Ayrıca eğitim ve araştırma faaliyetleri içinde Beytül Hikme denilen yerler kurulmuştur. Beytül Hikme nedir? Hikmetler Evi olarak geçmektedir arkadaşlar. Hikmetler Evi veya Bilgelik Evi olarak da geçmektedir. Burada Arapçaya, Sanskritçeden, Farsçadan birçok dilden çeviriler yapılmıştır Arapçaya. Bu yüzden de çok gelişmiş bir eğitim araştırma merkezidir. Peki diğer bir sorumuza devam edelim o halde. Örnek 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Abbasiler döneminde alanların hangilerine yönelik teşkilatlanma çalışmaları yapılmıştır demiş. Eğitim alanında Beytül Hikme kurulmuştur. İdari alanda Kadıl Kudatlık vardır. Adli alanda Divan-ı Mezalim vardır. O yüzden cevabım hangisi? Edirne olacaktır arkadaşlar. Peki bakalım şimdi Abbasiler dönemindeki İslam devleti sınırlarımızı göstermiş arkadaşlar haritamız. Haritamıza bakarsanız gerçekten çok geniş bir coğrafyaya yayılmış. İran, Horasan civarından başlamış. Buradan İspanya'ya kadar arkadaşlar devam etmiş. İslam sınırları çok geniş bir araziye yayılmıştır diyebiliriz. Şimdi Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletlerinden bahsedeceğiz sizlere. Arkadaşlar, Abbasiler devrinin sonlarına doğru bir önceki videomuzda anlattığımız üzere tevafi mülük denilen devletler kurulmuştu. Şimdi biz bunları iki başlık altında işleyeceğiz sizlerle. Mısır'da kurulanlar ve Orta Asya'da kurulanlar olmak üzere. Birincisi Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri. Bununla alakalı olarak arkadaşlar, şöyle bir kodlamamız var. Ta'em veya A yerine I da getirilebilir arkadaşlar. Ta'em veya Ta'em diye düşünebilirsiniz. Kuruluş zamanlarına göre düzenlenmiş olan bir kodlamadır. Tema olarak da görebilirsiniz. Ancak onlar kronolojik sıraya uygun değildir. Kronolojik sıraya uygun olan Ta'em kodlamasıdır. Şimdi arkadaşlar, birincisi Tolunoğulları, ikincisi Akşitler veya Ihşidiler, 3 Eyyubiler, 4 Memlükler olmak üzere 4 başlık şeklinde inceleyeceğiz bunları. Şimdi burada Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletimiz hangisidir? Tolunoğulları arkadaşlar. Şöyle alalım. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti Tolunoğulları. Ahmet bin Tolun tarafından kurulmuş bir devlettir arkadaşlar. Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Mısır'a vali olarak gönderiliyor arkadaşlar. Ve Tolunoğlu Ahmet burada devletin otoritesinin zayıf olduğu bir dönemde bağımsızlığını ilan ediyor. Ve kendisince bir devlet oluşturuyor. Tolunoğulları olarak bir devlet oluşturuyor. Tolunoğlu Ahmet'in yerine de Humari Bey Tolunoğulları'na en parlak dönemini yaşatıyor. Şimdi en parlak dönemini yaşatan çok fazla karşınıza çıkmaz ama Tolunoğulları burada arkadaşlar refah seviyesi yüksek bir devlet otoritesi oluşturuyor aslında. Taht kavgaları nedeniyle bir süre sonra
Abbasiler zayıflayınca, pardon, Abbasiler Tolunoğullarının zayıflamasından fırsat bilerek Abbasiler Tolunoğullarına son veriyor. Tolunoğulları döneminde Mısır en parlak dönemini yaşamıştır. Ekonomi canlanmış, ziraat gelişmiş, ülkedeki refah seviyesi arttırılmıştır arkadaşlar. Tolunoğlu Ahmet'in yaptığı mimarhaneler, mimarhane nedir hocam? Sağlık ocağı gibi düşünebilirsiniz, hastane gibi de düşünülebilir arkadaşlar. Su kanalları, bakın köprüler, hükümet sarayı en önemli mimari eserler arasındadır. O zaman Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletlerinden en çok teşkilatlanmayı, en çok altyapı hizmetlerinin yoğun olduğu zaman hangisidir diye sorarlarsa Tolunoğulları diyeceğiz arkadaşlar. En bilinmesi gereken nokta da budur. Peki bununla alakalı bir sorumuz var. 2017 LYS sorusudur arkadaşlar. Buradan bakalım. Sözü edilen devletler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş. Mısır, Abbasiler döneminde merkezden atanan valilerce yönetiliyordu. Halifelerin otoritesi zayıfladı ve Abbasilerin parçalanma sürecine girdiği sırada Mısır'da vali olarak Türk kökenli Ahmet 868 yılında devletini kurdu. Daha sonra Mısır'da yine bir de Abbasi valisi olan Muhammed tarafından ikinci Türk devleti 935 yılında kuruldu diyor. Peki halifenin otoritesi sarsıldığı anda arkadaşlar Mısır'da hangisi kuruldu? Tolunoğulları kuruldu. O zaman ben B ve C E şıklarını eledim. Peki ikincisine baktım. Türk kökenli Ahmet Abbasi valisi Muhammed tarafından ikinci Türk devletinin kuruluşunu sormuş. İkinci Türk devletimiz de arkadaşlar Ihşidiler olacak. Cevabım o yüzden hangisidir? Denizli'dir diyeceğiz. Peki o zaman sorumuzda geldiği üzere ikincisinden devam ediyorum arkadaşlar. Ihşidiler. 935-969 tarihlerine geldik arkadaşlar. Ihşidiler diğer bir ifadeyle onu yazmamışlar arkadaşlar. Hemen şuraya ekleyelim. Akşitler. Arkadaşlar beyaz güneş anlamına gelmektedir. Akşitler. Aslında kodlamamıza da ben Akşitleri almıştım. Onu da bilginiz olsun. Şimdi kurucusu kimdir? Yine Abbasi Devleti'nin otoritesinin zayıfladığı zamanda kurulmuştur. Muhammed bin Toğaç'tır arkadaşlar. Ihşit Toğaç'a Ihşit ünvanı veriliyor. O yüzden de Ihşidiler olarak da tanımlanıyor. Mısır'da ikinci Türk devleti olarak kurulmuştur. Tolunoğullarının yıkılışından sonra Mısır'da istikrarı Ihşidiler sağlamışlardır. Ve devlet yönetimindeki karışıklığın yaşandığı dönemde de Fatımiler bunlara son vermiştir. Şimdi arkadaşlar bilmeniz istediğim bir şeyler var burada. Şimdi Ihşidiler ve Tolunoğulları her ikisi de halk Türklerden oluşuyor. Ancak yöneticileri Arap'tır. Bakın bu iki devletin halkı Türk, yöneticileri Arap. Peki bu durum neye sebep olacak bu iki devlet için? Çabuk yıkılmalarına sebep olacaktır. Birliği sağlayamadıkları için çabuk yıkılmalarına sebep olacaktır arkadaşlar bu durum. Peki bu iki devlet için ben size dedim ki ikisi de nedir? Tevaifül mülük devletleridir. Bunu unutmayalım. Anlaştık. Peki Eyyubilerle devam ediyorum o halde. 1171-1250 tarihleri arasında kurulmuş olan bir devlet arkadaşlar. Mısır'da kurulan Eyyubi devleti adını hanedanın kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin babasından almıştır. Mısır'daki Fatimi yönetimine son verip adına hutbe okutan Selahaddin Eyyubi yine aynı bölgede kurulmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Türk İslam devletlerindeki en önemli yeri Haçlılarla mücadele etmesi olmuştur. Şimdi kısaca şundan bahsedeyim.
Gençler bu bütün devletler Mısır'da kuruluyor. Biri yani Tolunoğulları yıkılıyor, Işıklar kuruluyor. Işıklar yıkılıyor, Eyyubiler kuruluyor. Ancak burada az önce gördüğümüz gibi Fatımiler var. Fatımilerin dini diğerlerinden farklıdır. Fatımiler Şii'dir. Bunun için zaten aralarında problemler vardır. Bunu bilelim. Şimdi Selahaddin Eyyubi arkadaşlar İslam tarihindeki en önemli yerini aslında ne dedik? Haçlılarla mücadelesinde almıştır. Haçlılarla 3. Haçlı seferini gerçekleştirecek ve büyük bir kahramanlıkla bunun üstesinden gelecek. 1187 tarihinde bir savaş yaşanacak, Hattin Savaşı. Haçlıları yenilgiye uğratan Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmiştir. Peki Kudüs'ün bizim için yeri nedir arkadaşlar? Ondan bakalım birazcık. Kudüs, üç dinin merkezidir. Hangi üç din var arkadaşlar? Bir, Musevilik, İslamiyet, üçüncüsü ise Hristiyanlıktır. Üç dinin merkezi olduğu için Kudüs önemli bir bölge. O yüzden zaten Haçlılarla Kudüs'te karşı karşıya kalmışlar. Haçlılar Hristiyandır. Hatta bu bölgede arkadaşlar ağlama duvarı olduğundan dolayı da Museviler zaten bu bölge Hazreti Süleyman'a ait olduğunu düşündükleri için Musevilerin de önemli gördüğü bir bölgedir. O yüzden bu üç dinin de merkezi niteliğindedir diyebiliriz arkadaşlar. Kudüs'ün alınması, Selahaddin Eyyubi tarafından alınması arkadaşlar bu yüzden de bizim için önem arz etmektedir. Peki Memlükler tarafından arkadaşlar Eyyubiler de yıkılmıştır. Memlükler o zaman kendisinden sonra aynı bölgede kurulan bir devlettir diye bir çıkarım yapalım. Şimdi arkadaşlar Selahaddin Eyyubi Mekke ve Medine'ye çok büyük önem vermiş ve bu yüzden de burada hükümdar olduğu için kendisinin söylendiğinde hani Mekke ve Medine'nin yöneticisi anlamında bir tabir kullanıyorlar. Ancak Selahaddin Eyyubi diyor ki ben diyor ancak ve ancak burada Hadimül Harameyn yani en takısı burada arkadaşlar iki şehir anlamına gelmektedir. Hadimül Harameyn ben diyor Mekke Medine'nin ancak ve ancak hizmetçisi olabilirim diyor. Bu yüzden de arkadaşlar kendi alçak gönüllülüğünde burada ifade etmiştir Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi arkadaşlar yaşadığı süre boyunca hem Moğollarla karşı karşıya kaldı, hem Hasan Sabbah'la karşı karşıya kaldı. Büyük Selçuklu Devleti'nde biz bunları tekrardan göreceğiz arkadaşlar. Peki biraz da Memlüklere bakalım. 1250-1517 tarihleri arasında arkadaşlar kurulmuş olan, yaşamını sürdürmüş olan bir devlettir. Mısır'da Eyyubi ordusundaki Türk asıllı azatlı emirler tarafından kurulmuş. Yani komutanlar tarafından kuruluyor arkadaşlar. Memlük demek köleman demektir. Köleman demektir. İlk hükümdarı Emir Aybek'tir. Sultan Kutuz zamanında 1260'ta aynı Calut Savaşı ile Moğolları yenerek Moğol istilasının önüne geçmiştir. Arkadaşlar o yüzden burada Memlüklerin büyük bir önemi vardır. Moğollara karşı gelmiş. Bakın büyük bir Moğol ordusuna karşı gelmiş. Ancak kime karşı koyamadı? Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'e karşı koyamayacak. Bakalım şimdi İlhanların 1258'de Abbasi devletini yıkması üzerine Sultan Baybars Abbasi ailesinden birisini halife ilan ederek halifeliğin koruyuculuğunu üstlenmiştir. Uzun bir sürede arkadaşlar halifeliğin koruyucusu olmuştur aslında diyebiliriz. Moğollarla ve Haçlılarla başarılı mücadeleler yapmış ancak 1517 tarihinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim yani 1. Selim'e karşı gelememiş ve arkadaşlar Mercidabık Savaşı'yla yıkılmıştır Memlükler. Memlüklerde başarılı olan her emirin
tahta geçme hakkı olduğu için hükümdarlığın babadan oğula geçmesi kuralı görülmemiştir arkadaşlar. Yani burada ne yok arkadaşlar? Saltanat usulü söz konusu değildir arkadaşlar. Burada başarılı olan komutan başa geçmiştir. Buradan o zaman çıkartacağım bir yargı var arkadaşlar. O zaman Memlükler çok fazla komutan değiştirmiştir. Yani şu yaşamı boyunca 300 yıl boyunca toplamda 50'nin üzerinde hükümdar değiştirmiştir Memlükler diyebiliriz arkadaşlar. Bir de hemen şu bilgiyi vereyim. Memlüklerde arkadaşlar kölelik anlayışı yaygın olduğu için bu coğrafyada kölelerini yani bu köleleri nasıl anlıyorlar? Kulaklarına küpe takarak anlıyorlar. Ki Yavuz Sultan Selim de zaten onun bir hikayesi vardır. Yavuz Sultan Selim buraya geldiği zaman bütün kölelerin kulaklarında birer küpe görüyor ve bunun ne olduğunu soruyor. O gördüğü küpelerin hangi kölenin kime ait olduğunun göstergesi olduğunu söylüyorlar. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim bir küpe yaptırmış kendisi takabilmesi için. Ben diyor bu küpeyi takmıyor yalnız arkadaşlar. Hani onun küpeli şeyleri vardır, fotoğrafları vardır ki küpeli olarak onun simgesi olarak bilinir. Küpe yaptırıyor. Ve bu küpe arkadaşlar ben diyor Allah'ın kölesiyim diyor. Onun için de arkadaşlar öyle bir simgesi vardır Yavuz Sultan Selim'in diyebiliriz. Şimdi dördüncü örneğimize bakalım. Memlüklerle ilgili nokta nokta bilgilerinden hangileri doğrudur demiş. Yönetimde saltanat anlayışı görülmüştür diyor. Hayır, az önce zaten bunun yargısını söylemiştim. O yüzden ne yapıyorum? Biri siliyorum. Eleme yöntemi çok güzel bir yöntemdir. Kesinlikle uygulayınız. İslam dünyasının koruyuculuğunu yapmışlardır demiş arkadaşlar. İslam dünyasının koruyuculuğunu yaptı mı? Elbette ki yaptı. Uzun yıllar boyunca. O zaman 2'yi kesinlikle almam gerekiyor. C'yi de sildim. Türkiye İslam devletleri ile hakimiyet mücadelesi yaşamışlardır. Elbette ki arkadaşlar cevabım o yüzden Denizli olacaktır. Peki bilim medeniyetimize bakalım hemen. İslam medeniyetinde Hazreti Muhammed döneminden itibaren İlim ve kültür alanındaki faaliyetlere önem verilmiştir. Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılması bu durumun göstergesidir. Hazreti Muhammed'in Medine'de gündelik hayatı ve faaliyetlerini sürdürdüğü Mescid-i Nebevi'nin bir bölümü eğitim öğretim faaliyetlerine ayrılmıştı. Suffi adı verilen öğrenciler burada okurlar arkadaşlar. İslam dünyasındaki ilk medrese olarak da Mescid-i Nebevi bilinmektedir. Bu önemli bir detay. Şimdi Hazreti Muhammed'in başlatmış olduğu eğitim faaliyetleri 4 Halife döneminde de devam ediyor. Ve bunun için Küttab adı verilen ilk öğretim seviyesindeki kurumlarda, mescitlerde ve camilerde kültürel faaliyetler devam etmiştir. Küttab demek katipler demektir arkadaşlar. Buradan da yazıcılığın başladığını söyleyebiliriz. Emeviler ve Abbasiler devirlerinde döneminde sınırların genişlemesiyle İslam medeniyetinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu İslam bilimi artarak devam etmiş. Eğitim verilirken Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde diğer bilimlerle ilgili de çalışmalar yürütülmüştür diyoruz arkadaşlar. İslam dünyasında gerçek anlamda ilk kütüphane Emeviler zamanında Şam'da kurulmuştur arkadaşlar. Abbasiler devletinde, Abbasilerde ise Bağdat'ta kurulmuştur. Beytül Hikme adıyla bir araştırma eğitim alanında yapılmış olan bir
yerdir arkadaşlar. Beytül Hikme bilgelik evi olarak da geçmektedir demiştik. Peki İslam dünyasındaki medreseler ve kütüphaneler bilimsel ve kültürel gelişmelerinin en önemli kurumları haline gelmiştir bu yerler. Şimdi arkadaşlar ilimlerin sınıflandırılmasına bakalım. İlim ikiye ayrılıyor. Bir, akli ilimler. İki, nakli ilimler. Akli ilimler pozitif bilimlerdir. Nakli ilimler ise dini ilimlerdir. Aklen düşünebildiğimiz fen, matematik, sosyal gibi ilimlerin hepsi akli bilimlerin içerisindedir. İslam devletinin genişlemesiyle astronomi, coğrafya, matematik, tıp alanında çalışmalar yapılmıştır. Bunların hepsi akli ilimlerdi. Peki nakli ilimlere baktığımız zaman İslamiyet'in, Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılabilmesi için İslam ilimleri doğmuştur arkadaşlar. Fıkıh, kelam, tefsir, hadis, akaid gibi birçok bilim doğmuştur arkadaşlar buradan da. Peki İslami ilimlere bakalım, hemen kısaca bahsedelim ki bunların açıklamaları genelde soruluyor. Fıkıh İslam hukukudur. Kelam Allah'ın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilimdir. Tefsir Kur'an-ı Kerim'i açıklayan ve yorumlayan bilimdir arkadaşlar. Bu işlemi yapan kişilere ise müfessir ismi verilmektedir. Hadis, Hazreti Muhammed'in Müslümanları aydınlatmak için söylediği söz ve davranışları inceleyen bilimdir. Mesela sofraya otururken, sofradan kalkarken tuz yemek, hafif bir fiske tuz yemek, işte her işe besmele ile başlamak gibi hadisleri vardır zaten. Bunları da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Burada bir örneğimiz var. Örneğimize hemen bakalım. İslam devletindeki aşağıdaki kurumlardan hangileri kültürel faaliyetleri geliştirmeye yöneliktir demiş arkadaşlar. Suffa öğrencilerdir, kültürel faaliyetleri geliştirmeye yöneliktir. Küttab, katipler demektir. Evet. Beytül Hikme, evet, araştırma ve eğitim alanında. O yüzden cevabım hangisi Edirne olacak arkadaşlar. Peki alimlerimize bakalım İslam medeniyetinde. İslamiyet'in Arap Yarımadası'nda hakim olmasından sonra 4 halife, Emeviler, Abbasiler döneminde Horasan'dan ta ki İspanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada İslam kültürü etkili olmuştur. Bu coğrafyada İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında önemli kültür havzaları ve kurumlar oluşmuştur arkadaşlar. Mesela Endülüs Havzası'nda Kurtuba Medresesi, Granada Medresesi, Bağdat Havzası'nda Beytül Hikme ve Nizamiye Medreseleri, Nizami Mülk'ün oluşturmuş olduğu. Horasan Havzası'nda Nişabur Medresesi, Büyük Selçuklu'da görürüz arkadaşlar. Semerkant Medresesi, Uluğbey Rasathanesi astronomik çalışmalar yapmıştır. Bu gibi kurumlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle birçok alim de görev yapmıştır buralarda. Peki alimlerimizden bakalım, Farabi kimdir? İlk İslam filozofudur kendisi. Batı'da Al-Farabius olarak bilinmektedir. Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo'dan sonra ikinci öğretmen, yani muallim-i sani unvanı ile anılmaktadır. Arkadaşlar müzikte sesleri notalarken logaritmayı icat etmiştir. Musiki alanında ud ve kanun gibi müzik aletlerinden ilk defa bahseden kişi Farabi olmuştur. En önemli eserleri El-Metinetül Fazla, Kitabul Musiki ve İhsaul Ulum gibi eserleri vardır arkadaşlar. İbn-i Sina'ya baktığımızda ise Batı'da Avicenna olarak bilinir. Genelde bu çok fazla karşınıza çıkar arkadaşlar. İslam dünyasında Şeyh el-Reis adıyla anılan İbn-i Sina, kendisinden önce söz konusu edilmeyen bazı hastalıkları ve tedavileri hakkında bilgi vermiştir. Öğrencisi el-Cüzcani ile birlikte bir gözlemevi kurmuştur. Astronomik çalışmalar yapmış ve ufuk açısını ölçmeye yarayan Azimut halkası adı verilen bir alet yapmıştır. En önemli eserleri ise El Kanun fit tıptır.
Arkadaşlar, pek çok hastalığı aslında üstesinden gelmek için ilaçlar bulmuştur İbn-i Sina. Önemli bir şeyden bahsedeyim hemen. Arkadaşlar, bir gün aşk acısı çeken birisi için İbn-i Sina'ya başvuruyorlar. İbn-i Sina diyor ki, eğer diyor aşk acısı yaşıyorsa, onu diyor, onun beslenmesine dikkat edin. Onu yalnız bırakmayın ve diyor, musikiyle diyor, yani bir çalgıyla, bir müzik aletiyle onu onun dinlenmesini sağlayın. Aynı zamanda su kenarında diyor, onu tedavi edin diyor. Yani aşk acısının da en iyi ilacının bu olduğunu söylüyor arkadaşlar. Kendisinin başka şeylerle münasebeti bulunmasını istemiştir İbn-i Sina. Şimdi İbn-i Sina'nın kitabı El Kanun Fittıb dünyada pek çok üniversitede ana kitap olarak da okutulmaktadır. Ne yazık ki bizim ülkemizde böyle bir durum söz konusu değildir. Uluslararası Astronomi Birliği aydaki büyük kriterleri bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanının isimlerini vermiş ve bu isimler arasında İbn-i Sina da yer almıştır. Çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Peki baktım İmam Gazali'ye. İmam Gazali kimdir? Horasan'ın Tuz şehrinde doğan Gazali, Bağdat Nizamiye Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. İslam felsefesi, mantık, tasavvuf alanında ün yapmıştır. İhya-ül Ulumi Din en önemli eserlerindendir. İmam Gazali arkadaşlar uzun bir süre şirke koşan, demeyelim de böyle biraz... Allah aşkını aramıştır arkadaşlar. Uzun bir süre araştırmalar yapmıştır ve bu konuda yine dönüp dolaşıp hep Allah'ın yoluna girmekte bulmuştur çareyi. Çünkü insana en iyi gelen düşüncenin Allah aşkı olduğunu söylemiştir. Bu yüzden de İslam felsefesi adına pek çok eseri vardır İmam Gazali'nin. İbn-i Rüşd İspanya'da yaşamış önemli bir filozof olan İbn-i Rüşd Aristo'nun düşünce sistemini İslam felsefesiyle kaynaştırmaya çalışmıştır. O yüzden kimi desteklemiş? Aristo'yu desteklemiştir arkadaşlar. Felsefeden tıbba çeşitli bilim dallarıyla 94 tane eser vermiştir İbn-i Rüşd. Dünyanın güneş çevresinde döndüğünü ilk defa bulan kişi İbn-i Rüşd'dür arkadaşlar. Galileler, Kopernikler bizim bilmiş olduğumuz kişiliklerdir. Ancak İbn-i Rüşd bunların ilkidir. Bu yüzden İslam felsefecilerini, İslam bilginlerini kesinlikle bilmemiz gerekiyor ve tüm dünyayı tanıtmamız gerekiyor arkadaşlar. İbnül Heysem'e bakalım, modern optik biliminin kurucusudur. Fotoğraf makinesinin mucidi olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Optik anlamında da İbnül Heysem'i es geçmemek gerekir arkadaşlar. Peki İbn-i Fadlan'a bakalım, yaşadığı 10. yüzyılın ünlü bir seyyahı olan diplomattır. Türk, Arap ve Rus tarihine ışık tutmuştur. İbn-i Fadlan'ın seyahatnamesi Türk ülkeleri hakkında bilgi veren önemli bir kaynak eseridir arkadaşlar. Endülüs'ü Zehravi'ye bakalım. Endülüs'te yani İspanya'da ünlü bir tarihçidir arkadaşlar. İslam dünyasının en ünlü cerrahıdır. El Tasrif adı verilen cerrahi bilgileri ve yöntemler hakkında bilgi vermiştir. Batı cerrahi uygulamalarının gelişmesine katkı sağlamıştır. Hatta şöyle de bir durum var. Zührevi hastalıklar, iç hastalıkları arkadaşlar, onlarla alakalı bilgiler vermiştir. Endülüslü Zehravi. Cabir bin Hayyan teorik ve deneysel çalışmaları ile kimyanın gelişmesine önemli bir rol üstlenmiştir. Modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilmektedir. Peki şimdi burada birkaç tane sorumuz var. O sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi görüş ve düşünceleriyle
Avrupalıları uzun süre etkilemiş bir Müslüman filozoftur diyor arkadaşlar. Hangisi? Nefi değil, Baki değil, Levni değil arkadaşlar, Fuzuli değil. Hangisidir? İbni Rüşd'dür arkadaşlar. Batı'yı ağzı açık bırakan. Peki, diğer bir sorumuza devam ediyorum. Abbasiler döneminde gelişmelerin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir demiş. Beytül Hikme'nin kurulması, kağıt üretimi için atölyeler kurulması, Hint ve Yunan dillerinden yazılmış eserlerin tercüme edilmesi neyle alakalı? Kültüreldir diyoruz. Cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. 8. sorumdan devam ediyorum arkadaşlar. İslam devletinde Hazreti Muhammed'den sonra devlet başkanı olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak 4 halife döneminin ardından halifenin dini ve siyasi otoritesi İslam dünyasının tümünde kabul görmemiştir demiş. Buna göre İslam devleti tarihinde görülen durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunulabilir demiş arkadaşlar. Emevi halifelerinin güttüğü Arap milliyetçiliği siyasetine karşı tepkilerin ortaya çıkması, evet kabul edeceğim. O zaman cevabımda bir kesinlikle olacak. 3'ü alamıyormuşuz arkadaşlar. Peki 2'ye baktım. Abbasiler, Fatimiler ve Endülüs Emevilerinde olmak üzere aynı anda 3 halifenin olması. Evet yine bu da göstergedir. Cevabım o yüzden Denizli olacaktır. Arkadaşlar diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.